Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'u misafir etti. Yaklaşık 8 bin dolayında spor severin izlediği mücadeleye Alanyaspor taraftarı siyah renk ağırlıklı kıyafet ve Josef Şural için özel tasarlanan forma ve tişörtlerle geldi. Şural'ın takım arkadaşları ağırladığı Atiker Konyaspor maçı öncesi ısınmaya Josef Şural'ın fotoğrafı bulunan siyah formalarla çıktı. Şural'ın hayatını kaybettiği kazada aynı minibüste bulunan Papiss ise Billington, Djalma Campos, Steven Kalkar ve Bayan'a maç kadrosunda yer aldı. Alanyaspor ve Konyasporlu futbolcular seremoni öncesi ise hem İngilizce hem de Türkçe "Seni asla unutmayacağız Josef Şural" ve "Acınız acımızdır" yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Alanyaspor maça daha istekli başladı. Konuk ekip Konyaspor ise kontrollü oyunu tercih etti. İlk 15 dakikalık bölümde Alanyaspor, rakip kaleye daha çok giden ve pozisyon arayan ekip olurken 16. dakikada Konyaspor'un bir golü hakem tarafından faul gerekçesiyle iptal edildi. Maçta ilk golü 29. dakikada Cisse ile Alanyaspor buldu. Kalesinde golü gören Konyaspor bu dakikadan sonra daha atak oynamaya başladı. Konuk ekip 39. dakikada Alanyaspor yarı sahasının ortalarından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Jevtović sert bir vuruşla skoru 1-1 yaptı. Konyaspor bu golden 2 dakika sonra Milosevic'in ara pasında bu kez Johnson'la ikinci golü buldu. Skor üstünlüğünü yakalayan konuk ekip devrenin son anlarında 3. gole çok yaklaştı. Johnson'un pasında Fofana'nın sert şutu az farkla avuta gitti. Mücadelede ilk devre Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle geçildi. Aytemiz Alanyaspor ikinci yarıya da oldukça atak bir oyunla başladı. Turuncu Yeşilliler 48. dakikada sağ kanattan Ceyhun'la geliştirdiği atakta Cisse ile eşitlik golünü buldu. 2-2'lik skor eşitliğini yakalayan Alanyaspor rakibine baskı kurduğu bu bölümde kalesinde golü gördü. 72. dakikada Ömer Ali Sakala'dan sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan çok sert vurdu ve Haydar'ı mağlup etti. İlk yarıya göre maçın ikinci yarısında daha net pozisyonlar bulan Alanyaspor 76. dakikada Ozan Tufan'la net bir fırsattan yararlanamadı. Beraberlik golü için yeniden Konyaspor kalesinde baskı kuran Alanyaspor 90. dakikada gelişen hızlı atakta kalesinde 4. golü gördü. 3'e 1 atağa kalkan Konyaspor Hurtado'nun yerden sert şutuyla farkı 2'ye çıkarttı. Ve karşılaşma 4-2'lik Konyaspor'un galibiyetiyle tamamlandı. Bu yenilgiyle Alanyaspor'un 9 maçlık iç saha yenilmezlik serisi sona erdi. Aytemiz Alanyaspor'un 9 maçlık iç saha yenilmezlik serisi dün oynanan Atiker Konyaspor maçıyla sona erdi. Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanan ve Alanyaspor'un 4-2 mağlup olduğu karşılaşma sonrası teknik direktör Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi. Oyunla ilgili öncelikle üzgünüz. Tabii ki kazanmak isterdik ama bugün nasip olmadı. İki farklı 45 dakika yorumlamak lazım. İlk 45 dakika kendi enerjimizin ve organizasyonumuzun çok dışında oynadık. Yani Alanyaspor iç saha performansı özellikle ilk 45 dakika için kesinlikle böyle bir performans değil. Ama ilk 45'te çok sıkıntı yaşadık bana göre. Oyuna konsantre olmakta, oyunu istediğimiz gibi oynamakta problem yaşadık. Çok rahattık ilk yarı. Devre arası oyuncularla toplantı yaptık. Maç oynadığımızı biraz hatırlattık onlara. Lig maçı oynadığımızı. İkinci yarı normal iç saha performansına döndü oyun. İkinci yarı çok etkili oynadık. Çok erken golü bulduk. Peşine inanılmaz pozisyonlar yakaladık. 3-2, 4-2 bile yapabileceğimiz pozisyonları yakaladık ama yine kontradan bir gol yedik. Ondan sonra yine pozisyonlar bulduk. İşte direkten dönenler, girmeyenler. Bugün biraz gol yollarında da maalesef beceriksizdik. Önümüze çıkan fırsatları da değerlendiremedik. Sonuçta mağlup olduk. Üzgünüz tabii. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Penaltı pozisyonu var bir tane. Ya bilmiyorum nasıl olduğunu. Ben izlemedim. Yani faul verdi hakem. Faul de olabilir, penaltı da olabilir. Bilemiyorum onu. Çok yorum yapmak istemiyorum o konuyla ilgili. Ama bundan sonraki maçlara bakacağız. Yani önümüzde kalan 3 hafta var. Oyuncularım çok iyi performans sergiliyorlar haftalardır. Tabii ki arada böyle sıkıntılı sonuçlar doğabilir. Bunlar çok normal bir oyunda. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Özgüven sorunu yaratıyor. Bütün spor. 11 maçlık galibiyet hasretine 4-2'lik Alanyaspor galibiyetiyle son veren Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, maç sonu yapılan basın toplantısında karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kocaman ayrıca trafik kazasında Josef Sural'ın hayatını yitirmesiyle ilgili "çok talihsiz bir kaza. Alanyaspor'a da başsağlığı diliyorum ve geçmiş olsun" dedi. Toparlanma olduğu gözüküyordu özellikle kendi oyunumuzu oynama konusunda. Bu duygularla ve düşüncelerle geldik maça gelirken. Bir şekilde çevirecektik bunu. Yani bu takım bu şekilde sonuçlar alacak bir takım değil.
sezon başından beri bulunduğum, benden evvelki dönemde de, benim başladığım dönemde de bu şekilde olacak bir takım değil. Maç öncesine gelince rakibiniz için de bir şey söylemek lazım. Tabii ki çok talihsiz bir kazaydı. Onun etkileri vardı. Maç öncesi ciddi anlamda bir duygusallık gözüküyordu herkeste. Bu bizim şey için de geçerliydi bu. Bir tarafı böyle, bir tarafı da rakibimiz için şunu söylemek lazım. Hakikaten iyi kurgulanmış bir takım Alanyaspor takımı. Son derece hızlı ve kaliteli ve hızlı oyunculara sahipler. Her an maçın her anında kaleye gitmek için büyük çaba gösteriyorlar ve başarılı bir şekilde de yapıyorlar. Bulunduğumuz ortam dolayısıyla böylesine bir takımı da kazanma açısından deplasmanda pek yani uygun bir ortam olarak gözükmüyordu. Ancak bugün özellikle oyuncu arkadaşlarımızı tekrar tebrik etmek lazım. Son derece önce direnç, sonra da kalitelerini ortaya koymak için yüksek oranda ciddiyet koydular. Bir deplasman karşılaşması için gereken kadar pozisyona girdiler. Hatta gerekenden bile fazla pozisyona girdiler. Rakibimiz de girdi. Karşılıklı oynanan bir maç haline doğru geldi. Şimdi böyle bir durumdayken böylesine güçlü, kuvvetli, iyi kurgulanmış bir takım yenmek bizim adımıza sevindirici. Özellikle bu olumsuz seriyi, galibiyetsizlik olumsuz serisini bitirmek daha da sevindirici. Alanyaspor'a da tekrar hem başsağlığı hem geçmiş olsun hem de ilerleyen günlerde futbol takımına da başarılar diliyorum. Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta dün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Toplam 31 golün atıldığı 31. haftada 9 maçın 4'ünü ev sahibi ekipler, 3'ünü de deplasman takımları kazanırken 2 maçta eşitlik bozulmadı. 31. haftada alınan sonuçlar şöyle. Sivasspor 0, Başakşehir 0, Ankara Gücü 2, Rize Spor 2, Erzurum Spor 2, Bursa Spor 0, Kasımpaşa 1, Fenerbahçe 3, Akhisar Spor 0, Malatya Spor 2, Göztepe 4, Antalya Spor 1, Galatasaray 2, Beşiktaş 0, Alanya Spor 2, Konya Spor 4, Trabzon Spor 4, Kayseri Spor 2. Bu sonuçların ardından Galatasaray 63 puan ve averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip Başakşehir ise ikinci sıraya geriledi. Derbiyi kaybederek şampiyonluk yarışında büyük avantaj kaybeden Beşiktaş 59, Avrupa kupalarını garantileyen Trabzonspor 56 puana ulaştı. Ligin son 3 haftasına rahat konumda giren takımlardan Malatya Spor 44, Alanya Spor ve Antalya Spor 42'şer, Konya Spor 41, küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan 4 takım Fenerbahçe, Sivasspor, Ankara Gücü ve Kayseri Spor 37'şer puanda bulunuyor. Kümeden düşme riski yüksek 4 takımın puanları ise şöyle. Göztepe 33, Erzurumspor 32, Bursaspor 30 ve Akhisarspor 25. Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maç programı şöyle. 10 Mayıs Cuma Antalya Spor, Bursaspor. 11 Mayıs Cumartesi Rize Spor, Galatasaray. Göztepe Sivasspor, Fenerbahçe Akhisarspor. 12 Mayıs Pazar Kayseri Spor, Kasımpaşa. Konya Spor, Trabzonspor. Malatya Spor, Erzurumspor. Başakşehir, Ankara Gücü. Ve 13 Mayıs Pazartesi Beşiktaş, Alanyaspor.